Anladım. Ben sana ilk başta öyle dedim ya, sen gerçekten öyle bir şey mi düşündün? Düşündürdü mü sonradan, hani aa acaba Hazal bir korkusu mu var, tereddütte mi kaldı falan dedin mi kendi kendine? Ya öyle bir şey olsa bile bunun olması gayet normal. Ne kötü bir şey yok ki yani. Bunu başka taraflara seçip çekmenin hiçbir manası yok. Ben çekmedim, ben sana soruyorum. Sonuçta ben de çekmedim ama çekilirse bile diyorum. Bu başka bir tarafa çekildi diyelim hadi. Senin o işte önce böyle tereddüt etmen bilmem ne, tereddüt etti şöyle oldu bilmem ne dediler ya. Evet sevgili. Hayatının en önemli kararını veriyorsun. Tabii hayatını birleştireceksin. İnsan tabii ki de böyle bir şey yapabilir yani hani. Hiç beklemediğim bir anda geliyor çünkü. Hani 3 sene geçse, aylar geçse bilmem ne olsa, ben sana o zaman teklif edecek olsam sen bu durumu beklenti içerisinde olursun ve direkt evet dersin. Şu an hiç beklemediğin için böyle bir şeyin ne zaman olup ne zaman olmayacağını bilmediğin için aniden karşına çıkan bir şeyle tereddüt etmen gayet normal ama... İsteyip ama beklemediğim bir şey. Bu çok saatten sonra hiçbir konuda tereddüt olmaması lazım yani. Hiçbir konuda. Çünkü bu bize güç verir. Eğer tereddütlü yaklaşırsan bu saatten sonraki olan her şeye... İşte acaba olacak mı? Acaba olmayacak mı? Acaba yapabileceğiz mi? Yapamayacağız mı? Kafanı sallama. Bir o yana, bir bu yana. Adamın sinirini bozma. Ama sen ne sallıyorsun sevgilim ya? Tamam mı? Sen ne sallıyorsun benim? Tamam işte ben konuyu anlatırken yapıyorum. Tamam. Tamam, olacak mı olmayacak mı mevzularına girme. Ben olacak gözüyle bakıyorum, sen de olacak gözüyle bak. İnanmak başarmanın neysidir? Yarısıdır. Aferin. Helal olsun. Bu şekilde. Tamam. Hazır ol. Böyle bir hazır olma şekli yok ya. Otururken böyle oluyor biliyorum. Ne yapayım? Sen hazır olma. Senden istemediğim şeyleri sayıyorum. Şarkı söyleme hayatım mümkünse. Evlenirsek evde sürekli şarkı söyleyecek. Yok. Ben... Evlilik çabuk. Beni her halimle sevecektin hani. Ben seni her halinle seviyorum hayatım da şarkı söylemeden halinle daha çok seviyorum. Sırf sana inat mikrofon alıp söyleyeceğim evde. Sen yeter ki sen kısmetse.